Bir önceki videoda Napolyon'un ordusunun özellikle geri çekilirken büyük bir kısmının yok olduğunu görmüştük. Sefere çıkarken emri altındaki asker sayısının da 450 bin gibi bir sayıya denk geldiğini söylemiştim sizlere. Geri çekilirken de bu sayı 10 bin gibi bir şeydi. Burada birazcık durmak istiyorum. Bu sayılar değişebiliyor. Tarihçiler bu sayıların doğruluğu konusunda emin bile değiller. Farklı kaynaklarda farklı rakamlar görebilirsiniz. Örneğin bazen savaşa katılanların sayısının 500 bin ila 600 bin, savaştan çıkanların da 30 bin ila 40 bin arasında değiştiğini söyleyen kaynaklarda görebilirsiniz. Minard'ın haritasındaki sayılara çok yakın olduğundan ben bu sayıları kullanmıştım. Burada 422 bin asker var. Savaşın sonunda da 10 bin asker var. Minard'ın haritası bu şekilde gösteriyor. Sadece bunların kesin sayılar olmadığını bilmenizi istiyorum. Askerleri farklı şekilde sayabilirsiniz. Sadece emri altındaki askerler mi yoksa Rusya seferinde hücuma katılan askerler mi diye ya da seferi destekleyen askerler mi diye gruplandırabilirsiniz. Tüm bunlara bağlı olarak elde ettiğiniz sayı farklı olacaktır. Sayı sadece askerlere mi baktığınıza ya da zayiatı nasıl değerlendirdiğinize bağlı olarak da değişecektir. Yani tamamen nasıl değerlendirdiğinizle alakalı. Rusya'yı işgalinden sonra Büyük Fransa ordusunun büyük bir kısmının yok olduğunu hatırlatmamıza gerek yoktur herhalde. Hatta geçen videonun sonunda diğer Avrupa ülkelerinin kan aradığını ve Napolyon'a karşı koalisyon kurarak güç birliği yaptıklarını söylemiştim. Bu yüzden Napolyon'un Rusya seferini 6. koalisyonun başlangıcı olarak sayabiliriz. Fransız ihtilalinin etkilerine direnen Büyük Britanya, yazalım Büyük Britanya, tüm bu süre boyunca yani Napolyon savaşları süresince Fransızlarla ve Napolyon'la sürekli bir savaş hali içindeydi. Bir kere Büyük Britanya var. Başka kim var? Rusya. Rusya'nın da Napolyon'a kızgın olduğunu, ona düşman olduğunu açıkça görüyoruz. Napolyon geri çekildi diye Rusya ile savaşı bitmiş sayılmaz. Prusya var. Prusya Napolyon tarafından birçok kez aşağılanmıştı. Şimdi Napolyon'un zayıfladığını duyan Prusya da çoğunluğa katılıyor. Yazalım Prusya. Böylece Rusya ve Prusya orduları birleşip Napolyon'la çarpışıyor. Napolyon'un ordusunun çok büyük bir kısmı zaten yok olmuştu. Geçen videoda ayrıntılı bir şekilde incelediğimiz bu Minard'ın haritasından da bunu görebiliyoruz. Rusya seferi buralarda bir yerlerde başlamıştı ve bu yönde devam etmişti. Şimdi ise Napolyon tekrar geri çekiliyor. Sadece 10 bin, 20 bin ya da 30 bin askerinin olduğunu söyleyeceksiniz. Bu bir ordu için hiçbir şey demek. Müttefik güçlerin hemen icabına bakacağına şüphe yok. Ancak siz onun hakkında ne düşünürseniz düşünün, Napolyon öyle boş biri de değildi. Ordu toplama konusunda gerçekten çok iyiydi. 30 bin asker sayısını çok çabuk bir sürede 130 bin askere çıkarabilirdi. Sonunda da 400 bin asker toplamayı başarmıştı. Bu büyük bir sayı olsa da bu 400 bin kişilik ordu Rusya seferine giden 400 bin kişilik ordu kadar iyi bir ordu olamaz. Ayrıca o zaman Napolyon'un yanında başka yerlerden askerler de vardı. Ren Konfederasyonu'ndaki Alman askerler Fransa İmparatorluğu'na yakınlık duyuyorlardı mesela. Ancak söylemekte yarar var, onlar Napolyon'un ordusu kadar disiplinli ya da katı kontrol altında tutulmuyorlardı. Yine de Napolyon çok kısa bir sürede, belki de bir 6. koalisyona daha karşı koyabilecek bir ordu toparlayabilmişti. Buna rağmen 6. koalisyon çok daha büyüktü. Bakış açınıza bağlı olarak değişse de diğer devletler, çoğu bugünkü Almanya'dan, o zamanki Ren Konfederasyonu'ndan yani daha önceki adıyla Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndan olmak üzere ortalama 1 milyon kadar asker topladılar. 1 milyon asker. Sonuç olarak her ne kadar Napolyon bir ordu toparlayabilmiş olsa da Cermen krallıklarında yani bugünkü Almanya'da sayıca üstün değildi. Diğerleri sayıca 2 kat fazlaydı. Buna rağmen Napolyon Rusya ve Prusya'nın bir araya getirdiği ordularıyla olan ilk birkaç çarpışmayı kazanmıştı. Aslında buna kazanmak demesek daha iyi olacak. Bu kelime durum için biraz fazla geliyor. Sadece o an için üstün gelmişti diyelim. Bu üstünlük Lützen ve Bautzen savaşlarında kazanıldı. Lützen ve Bautzen. Daha sonra Dresden'de de çok önemli bir zafer kazandı. Dresden. Harita bilginizde olsun. Bu şehirler işte buralarda. Dresden'i şurada görebilirsiniz. Koalisyon bu yenilgilerden sonra şöyle düşündü. Olamaz. Asker toplamak için çok az zamanı vardı ve bizim asker sayımız onunkinden fazlaydı. Ama bu Napolyon askeri taktik konusunda gerçekten de çok iyi. Savaş alanında da canımızı okuyor. Daha sonra da bu devletler, bir dakika yazayım, Trachenberg. Trachenberg. Doğru telaffuz edemiyor olabilirim ama Trachenberg planını uygulamaya koydular. Gerçekten böyle bir plana ihtiyaçları var mıydı bilinmez. Trachenberg planı doğrudan Napolyon'un kendi komutasındaki orduya saldırma diyor. Napolyon'un diğer askerleri için atadığı mareşalleri ya da diğer generalleriyle çatış ama Napolyon'a bulaşma. Yani Napolyon'a bulaşma taktiği. Bir gün Napolyon'un savaş alanındaki asıl askeri dehasına yönelik daha detaylı bir video hazırlamak istiyorum. Böylece bir savaştan diğerine geçer ve insanlar Napolyon'u neden bu kadar büyük bir ordu komutanı olarak görüyor anlayabiliriz. Aslında düşmanları Napolyon sayıca az olmasına rağmen onun bu kadar kurnaz, becerikli olmasını ve yenilgilerden zafer çıkarabilmesini takdir ediyordu. İşte bu yüzden böyle bir plana başvurdular. Napolyon'la çatışmayalım. Çok fazla askerimiz var. Napolyon'dan ziyade diğer komutanların üzerinden Fransızların kayıplarını arttırmaya çalışalım dediler. Koalisyonun Fransızlardan sayıca üstün olduklarını hatırlatmaya gerek yok. O zamanlar savaşın hepsi buralarda ve Leipzig'te devam ediyordu. Zaman konusunu daha iyi kavramak için şöyle devam edelim. Hatırlayın, Rusya seferi 1812'nin hemen yazayım 1812'nin sonlarındaydı. Buraya da başka bir renkle yazalım. Yani Rusya seferi 1812'nin sonlarında gerçekleşti. Napolyon'un ordusunun büyük bir kısmını kaybettiği bu tarih tam da kış ayının başlangıcına denk geliyordu. 1813'e geldiğimizde savaş Lützen ve Bautzen'de devam ediyor. Tarih 1813'ün Mayıs'ı. Bu süre Napolyon'a kıştan sonra ordusunu toparlaması için şans veriyor. O çağın o günlerinde her şey yavaş yavaş ilerlerdi. İnsanlar savaş meydanında ne olup bittiğini öğrenmek adına süper istihbarata sahip değillerdi. Orduların ve bilgilerin taşınması zaman alırdı. Çünkü o zamanlar insanlar genelde yayan veyahut at üzerinde seyahat ederdi. Daha sonra Ağustos 1813 Napolyon Dresden önemli bir zafer kazanıyor. Ekim 1813 koalisyon nihayet Avusturya'yı da savaşa katılma konusunda ikna ediyor. Yani koalisyon ulaşabileceği en üst seviyeye ulaşmış oluyor böylece. Koalisyonların çoğuna baktığınızda daha önceki koalisyonlara Rusya, Avusturya, Prusya ve diğerleri neredeyse hiç birleşmemişlerdi. Şimdi ise hepsi bir oluyorlar. Şimdi Avusturya'da koalisyonda, Avusturya ve İsveç'te koalisyonun bir parçası oluyor. Tabii ki İber Yarımadası'nda olanları da unutamazsınız. İspanya ve Portekiz'de çok fazla isyancı var. Yani şu an Avrupa'daki tüm büyük güçler Napolyon'a karşı birleşti. 1813'ün Ekim'inde Prusya, Avusturya ve Rusya Napolyon'la tam burada, Leipzig'te karşılaşıyor. Burada Napolyon'dan sayıca 2 kat üstünler. Napolyon'un üstesinden gelebiliyorlar ve onu geri çekilmeye zorluyorlar. Gerçek anlamda ilk büyük yenilgi olan Leipzig Muharebesi yapılıyor. Bu aslında Leipzig Muharebesi'ni anlatan bir tablo. Savaşa birçok devlet katıldığından Leipzig Muharebesi'ne Ulusların Savaşı da denir. Ulusların Savaşı. Bazıları savaşta tahminen 600 bin askerin olduğunu söylerler. 600 bin asker. 400 bin asker koalisyon tarafında, 200 bin asker de Napolyon'un yanında. 100 bin civarı yaralı ya da ölü olduğu tahmin ediliyor. Yani bu çok büyük ve kanlı bir savaştı. Napolyon'u geri çekilmeye zorladı. Daha önce de Rusya'da geri çekilmek zorunda kalmıştı hatırlarsanız. Şimdi de bir zamanlar Fransızların denetim altında tuttuğu bu Ren Konfederasyonu topraklarından geri çekiliyor. Yani Napolyon tabiri caizse buralardan topukluyor. Şimdi ise Fransa'yı müdafaa edecek. Hatırlayın bunlar olurken yarımadada olan başka şeyler de vardı. Arthur Wellesley boş durmuyordu. Arthur Wellesley. Onun buralarda olduğunu hatırlıyor olmalısınız. O, İspanya ve Portekiz'de isyancı olarak düşünebileceğimiz kişilere de liderlik yapan İngiliz general. 1813'ün sonlarında Fransızlara karşı birkaç zafer elde ediyor. Sonra da Fransa sınırlarına giriyor. Burada Pirine dağları var. Pirine dağlarını aşarak Fransız sınırlarına giriyor. Arthur Wellesley de Pirineleri geçip burada bir dizi savaş kazanıyor. Napolyon son bir gayretle bir şeyler yapmaya çalışsa da hala düşman sayıca büyük bir üstünlüğe sahip. Napolyon düşmanlarıyla buralarda bir yerde Fransa'nın kuzeydoğusunda çarpışıyor. Burada Napolyon'un 6 gün seferi söz konusu. Bunlar 1814'te yaşanıyor. Leipzig Muharebesi 1813'ün sonlarındaydı. Geri çekilmişti ve şimdi 1814'teyiz. 1814. Şubat ayında, Napolyon'un 6 gün seferi yaşanıyor. 6 gün seferi. Bu Napolyon'un askeri dehasını göstermesi adına son şansıydı diyebiliriz. Koalisyon sayıca çok üstün olmasına rağmen Napolyon'un en azından bu savaşlarda düşmanı geri püskürtebildiği 4 önemli savaşı var. Yani askeri dehasını sergilemeye devam ettiği 4 önemli savaş. Ancak bir noktadan sonra asker sayısı baskın geliyor ve Fransız askeri koalisyonla başa çıkamıyor. Bunda özellikle Rusya ve Ren Konfederasyonu'ndaki, yani bugünün Almanya'sındaki zaferlerde asker kaybının büyük olması etkili olmuştur. Sonunda 6. koalisyon Mart 1814'te 6. koalisyon Paris'e giriyor. Paris. Burada Rusların Paris'e girişini anlatan bir tablo var. Ama Napolyon vazgeçmiyor. Nisan'da generallerine Paris'i geri alma önerisinde bulunuyor. Generallerse onu dinlememekte kararlıydılar ve onun dediğini yapmayı reddettiler. Napolyon da askerlerine böyle bir emir vereceğini söyledi. Generaller de "İstersen dene ama seni dinlemeyeceklerdir" diye cevap verdiler. Yani kısacası Napolyon'un istediği hiçbir şeyi yapmak istemediler. Çok önemli bir tarih olan Nisan 1814'te Napolyon tahttan feragat etmek zorunda bırakılıyor. Öyle ya da böyle Napolyon bunu yapacaktı zaten ama böylelikle daha fazla kan akmamış oldu. Çok önemli bir yıl olan 1814'te Napolyon tahttan feragat ediyor. Feragat etmek zorunda bırakılıyor. Sadece tahttan feragat etmesi yetmiyor. Bunun yanında gelecekte oğul ya da torunlarının tahta hak iddia etme hakkını feshetmesi gerekiyordu. Bu konu hakkında yakında belki bir video yapabilirim. Sonuçta tahttan feragat etmek zorunda bırakılıyor Napolyon. 1814 çok önemli bir yıl. Napolyon'un hükmettiği yıllara bakacak olursak hatırlıyorsanız 1799'un sonlarında iktidarı ele geçirmişti. 13-14 yıldır Napolyon Fransa'nın mutlak hakimiydi. Avrupa'ya çok büyük hasarlar vermişti. Şimdi ise her şey sona eriyor. Bu sonun geçici olduğunu yakında göreceğiz. Yine de Napolyon'un asıl sonu yaklaşıyor. Fontainebleau antlaşmasıyla tahttan feragat etmek zorunda kalıyor. Sonra da Elba Adası'na sürgüne yollanıyor. Elba Adası İtalya kıyısının açıklarında küçük bir ada. Burası Napolyon'un kalmak zorunda bırakıldığı yer. Kötü bir yere benzemiyor değil mi? Aslında imparator unvanını elinden almadılar. Elba'yı hükmetmesine izin verdiler. Aslına bakarsanız adada bayağı yararlı işler de yapabilmişti. Çok kısa zamanda adadan ayrıldığını görüyoruz. Aslında burası o kadar da kötü değildi. Günümüzde milyonlarca asker veya sivilin ölümünden dolayı dolaylı ya da doğrudan sorumluluğu olan biri sizce böyle havası güzel olan bir yerde gönderilir, böyle bir evde tutulur ve adayı hükmetmesi istenir miydi? Bence bugün günümüzde çok görebileceğimiz bir şey değil. Galiba tüm bu general ve krallara o zamanlar asil gözüyle bakıyorlarmış. Sanırım işlerin tam tersine dönme ihtimali olduğundan asla birbirlerine karşı çok da acımasız olmak istemiyorlardı. Az önce söylediğim gibi 1814'ün Nisan'ında Napolyon sürgüne gönderildi. Koalisyon da Fransız İhtilali ve Genel Meclis'le birlikte hatırlayacağınız 16. Louis'nin kardeşini tahta geçiriyor. İşte buradaki kişi 18. Louis. O 16. Louis'nin kardeşi. Onu Fransa'nın kralı yapıyorlar. Biliyorsunuz önceleri kral vardı zaten ve Fransız ihtilali olmuştu. İnsan hakları bildirgeleri, daha sonra Napolyon iktidara gelmişti. Şimdi diğer bir deyişle asıl kralı tekrar başa getiriyorlar. Bu saten giysili adamı. Yani buna tarihte bir şekilde krallığın yeniden getirilmesi, restore edilmesi diyoruz. Abinden çok farklı görünmüyor aslında bu kral da. Aynı 16. Louis'e benziyor görünüş olarak. Merak ediyorsanız söyleyeyim. Abi 16. Louis'ydi. Bu 18. Louis. 17. Louis nerede diyeceksiniz değil mi? Peki 16. Louis varsa, 18. Louis'e geçiyorsa arada 17. Louis kimdi? 17. Louis'e ne oldu? İşte 17. Louis bu. Burada fotoğrafı olan küçük çocuk. Bu 16. Louis'nin oğlu 17. Louis ve tahta geçecek bir sonraki kişi varis oydu aslında. Tabi amcası 18. Louis'den önce onun tahta geçmesi gerekiyordu ama o hapishanedeyken ölmüştü. Eğer kral taraftarıysanız babanızın başının vurulmasından sonra kral gözüyle onu kabul ederdiniz. Kral olarak onu görürdünüz yani. Aslında 1795'te öldüğünü anlatan çok ilginç bir hikaye var. Ancak çoğu kişi kaçabildiğini ve normal bir hayat sürebildiğini düşünüyor. Kim bilir, belki kaçtı, belki de öldü. Ama şu kesin, daha sonra hiç ortalıklarda görünmedi. Bu yüzden de 16. Louis'nin kardeşi 18. Louis Fransa kralı yapıldı. Ancak Napolyon'la henüz işimiz bitmedi.